Yıllarca eski Türkiye'de gıda kuyrukları vardı. Yeni nesil bunları bilmez dediler. Geçtiğimiz yaz 40 derece güneşin altında insanlar yüzlerce metre, kilometrelerce kuyruklarda, tanzim satış kuyruklarında beklediler. Bir eski Türkiye manzarasını yaşadık. Sebzeyi, meyveyi 50 kuruş, 1 lira ucuza alacağım diye milyonlarca insan sıcağın altında tanzim satış kuyruklarında bekledi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da raflar boş, hamdolsun bizde dolu dediler. Biz de bununla ilgili evet bizde raflar dolu ama bizde de cüzdanlar boş, cepler boş demiştik. Onun için bir işe yaramıyor demiştik. Sen raflara istersen istakoz koy, istersen havyar koy, istediğini koy. Cebin boş olduktan sonra rafın dolu olmasının bir manası kalmıyor. Türkiye'de özellikle geniş halk kesimlerinin birinci gündem maddesi ekonomik sıkıntılar. Bu ekonomik sıkıntıların en önemli sebeplerinden bir tanesi de döviz kurlarındaki astronomik artışlar, önlenemeyen yükselişler. Tabii bu konu daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi temel yapısal problemlerimiz dolayısıyla karşımıza çıkıyor. Birincisi bir defa yıllık 50-60 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı demek. Sürekli olarak bu açığı kapatmak için sizin döviz bulmanız gerekiyor demektir ki bu da dövize talebi arttıran bir durumdur. İthalata bağımlı bir ekonomi olduğunuz için döviz yükseliyor. Diğer çok acı bir gerçek, Türkiye'de ürettiğiniz Türk malı diye üzerine etiket bastığınız üründe dahi %82 oranında dışarıya bağımlısınız. Türkiye'de üretilen ürünü, üretmek için kullanılan ham madde malzemeyi ortalama %82 oranında dışarıdan ithal ediyorsunuz. Dolayısıyla bu da sürekli olarak ithalat demektir ve sürekli olarak dövize yüksek bir talep demektir. Bundan dolayı da döviz yükseliyor. Ve diğer dövizi yükselten sebep de her zaman söylediğimiz gibi kaynak ihtiyacının kısa vadeli ve yüksek faizli dış borçla karşılanması. Dolara dünyanın en yüksek faizini veren belki de birkaç ülkeden bir tanesi veya birinci ülkesi de olabilir. %6,5-7 ile dolar borçlanıyor devlet. Ve bunlar kısa vadeli borçlar. Şimdi bu borçları böyle aldığınız zaman bunların ödeme vadeleri geliyor. Ve bu ödemeler 12 aylık süre içerisinde, yani bugünden itibaren önümüzdeki 12 ay içinde sizin dış borç geri ödemeniz 193 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin 12 ayda dışarıya ödemesi gereken vadesi gelen dış borç miktarı 193 milyar dolar seviyesinde. Şimdi bu da 12 aylık sürede 193 milyar dolar döviz bulmaya çalıştığınız için bu da dövizi yükseltiyor. Yani sizin dış borçla hayatınızı sürdürmeye çalışmanız ve üretim ve ihracat yerine maalesef her zaman ifade ettiğimiz beton, çimento, AVM, rezidans ekonomisini 20 seneden beri uygulamış olmanızdan dolayı ithalata bağımlı bir ülke olmanız sebebiyle dövize yüksek talep var. Bu yüksek talep de sürekli olarak dövizin fırlamasına sebep oluyor. Diğer üçüncü bir sebep aslında Türkiye'de hukukun üstünlüğü noktasında insanların, sermayenin endişesi olması. Maalesef adamına göre mahkemelerden karar çıkması, yargıya, hukuk sistemine olan güvenin zayıflamış olması sürekli olarak sermaye çıkışına yol açıyor. Ülkeden döviz çıkıyor. Ve tabii aynı zamanda dışarıdan daha sermaye getireceğinize içeridekini kaçırdığınız için de maalesef döviz kıtlığı yaşanıyor ve dövizin kurların sürekli olarak yükselmesine sebep oluyor. Biraz önce söylediğim hesaba bir daha bir bakacak olursak 12 ayda bir 193 milyar dolar bulup vadesi gelen dış borcu ödeyeceksiniz. Bir de 50-60 milyar dolarlık bir döviz daha bulup o dış ticaret açığındaki açığı finanse edeceksiniz. Bu ne demek? 12 ayda 250 milyar dolar döviz bulmanız lazım. Her bir ay 20 milyar dolardan fazla döviz bulmanız lazım ki bu çarkı çevirebilirsiniz. Böylesine yüksek astronomik bir talep tabii ki dövizi sürekli olarak yükseltiyor. Biraz önce de söylediğim gibi dövizin yükselmesinin asıl sebebi üretime ve ihracata odaklı bir ekonomi modelinin uygulanmaması 20 seneden beri. Ve aynı zamanda da kaynak ihtiyacının borçla karşılanması, borcun borçla kapatılması, borç ve faiz ekonomisi. Üçüncü bir sebep olarak biraz önce de söylediğim gibi hukukun üstünlüğü noktasında yaşanan sıkıntılar. Şimdi döviz yükseliyor ama döviz yükselmekle kalmıyor. Dövizdeki bu artış aynı zamanda ithalata bağımlı ekonomi olduğunuz için sizin tükettiğiniz ürünlerin fiyatını arttırıyor. Çünkü biraz önce söyledim.
ihracatınızın 50-60 milyar dolar üzerinde bir ithalatınız var. Dolayısıyla Türkiye'de tükettiğiniz, kullandığınız ürünlerin pek çoğu ithal olduğu için dövizin yükselmesi onların fiyatını arttırıyor. Türkiye'de ürettim, Türk malı dediğin ürünü üretirken %82 oranında dışarıdan ham madde malzeme getirip ürettiğin için Türk malı yazan ürünlerin fiyatı da artıyor. Diyorlar ki efendim döviz yükselsin bize ne, bize ne de dövizin yükseldiği oranda paralel şekilde enflasyon bak nasıl yükseldi. Enflasyon, gerçek enflasyon %50'ye geldi. Gıda enflasyonu daha da yukarı çıktı. Neden? İşte biraz önce anlattığımız sebeplerden. İthalata bağımlı bir ekonomide döviz yükseldiği zaman yurt içindeki ürünlerin fiyatı da patlıyor ve enflasyon da döviz yükseldikçe yükselmeye devam ediyor. 450 milyar dolarlık dış borcumuzu, dış borç stoğumuzu hesaba katıyoruz. Bir de imtiyazlı holdinglerle döviz kuru üzerinden yapılan yap işlet devret projelerindeki devletin taahhütlerini hesaba katıyoruz. Ve doların 9'dan 13'e gelmesiyle ülke olarak, millet olarak üzerimize 2 trilyon liradan daha fazla bir yük bindiğini ortaya koyuyoruz. Hesap çok açık. Bir defa 450 milyar dolarlık dış borç stoğunuzu 4 lira artmasıyla doların 4 ile çarpacaksınız. Sadece 1 trilyon 800 milyar lira zaten oradan bir artış oldu. Dövizin, doların 4 lira artmasıyla. Bir de köprüler, otoyollar, tüneller bunların hepsini dolar ve euro üzerinden anlaşma imzaladığınız için bunları da gene 4 ile çarpacaksınız. 2 trilyonun üzerinde eski parayla 2 kentrilyonun üzerinde şu 10 günde ülkenin, milletin üzerine yük yüklenmiş olduğu. Bununla ilgili ekonomistler hesaplar yapmışlar, yazılar yazdılar, açıklamalar yaptılar. Yılbaşından beri bu sene içerisinde toplanan toplam verginin yaklaşık 3 misli kadar üzerimize yük bindi diyor. Yani Ocak 2021'den Aralık 2021'e kadar 11 ayda topladığın toplam verginin 3 katı kadar bir yük sadece şu 10 günde bindi üzerimize bu dövizdeki artıştan dolayı. 450 milyar dolar dış borç stoğu olan bir ülkede döviz artarsa artsın bize ne diyebilir misiniz? Dövizin her 1 lira artışı 450 milyar lira dış borcunuzu arttırıyor. Yılda 250 milyar dolar döviz bulup hem vadesi gelen borçlarını ödemesi, dış borçlarını ödemesi hem de dış ticaret açığını finanse etmesi için yılda 250 milyar dolar döviz bulması gereken bir ülkede döviz artarsa artsın bana ne diyebilir misiniz? Her 1 lira artışında 12 ayda bulmanız gereken para 250 milyar lira artıyor. Korkunç bir tablo. Ve tabii ki sadece dolar ve euro değil, basına da yer yer yansıdı. Bugün Türkiye'nin parası, Türk lirası, Afrika'nın 20 tane ülkesinin para birimi karşısında korkunç değer kaybına uğradı. Bakınız bir tanesi Zimbabwe kıvaçası. Zimbabwe para birimi kıvaça karşısında Türk lirası sene başından bu yana %107 değer kaybetmiş. Mozambik metikali karşısında Türk lirası %103 değer kaybetmiş. Angola kwanzası karşısında Türk lirası %95. Gine frangı karşısında %95,5. Uganda şilini karşısında %78. Etiyopya birimi karşısında da %41 değer kaybetmiş. Yani sadece dolar ve euro değil, Afrika para birimleri de böyle. Öyleyse iktidarın bakış açısıyla söylersek Etiyopya, Uganda, Gine, Mozambik, Zimbabwe hepsi bir olmuş. Bize operasyon çekiyorlar. Daha önce biz söylüyorduk. Gürcistan parası da değerlendi. Romanya, Bulgaristan levası, Romanya parası değerlendi. Çin yuanı değerlendi. Afganistan'ın parası Afgani tarihinde ilk defa Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Şimdi bir de bunlara bu Afrika ülkeleri de eklendi. Demek ki dediğim gibi topyekün Afrika'sı, Asya'sı hepsi bir olmuş. Bize operasyon çekiyor. Gerçekten de çok acı bir tablo. Tabii %50 seviyesinde bir enflasyon döviz kurundaki artışlara doğrudan doğruya bağlı ve döviz kurundaki artış böyle devam ederse ki hiçbir gerekçeyle geri gitmesi de mümkün gözükmüyor. Geri gitmesi için herhangi bir sebep yok. Allah vermesin. Eğer böyle giderse biz 3 haneli enflasyon dönemine yani %100'ün üzerindeki enflasyon dönemine doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Allah muhafaza buyursun. Bu noktada tabii İstanbul'da 100 gram simitin 2,5 liradan %40 zam gelerek 3,5 liraya çıkmasıyla meşhur çay simit hesabını yeniden bugünün Türkiye'sinde yapmak gerektiğini düşünüyorum. Girdilere gelen zamlar bu söylediğimiz enflasyon sebebiyle İstanbul'da simit 3,5 lira olmuş. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı 1993'te çok güzel bir konuşma yapmıştı.
Ve o konuşmada asgari ücretin sadece 5 kişilik bir ailede sadece bir öğünde bir bardak çay ve bir bardak simite dahi yetmediğini hesap ederek ifade etmişti ve o konuşmasının sonunda bir cümle kullanmıştı. Demişti ki bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir tane simidi bile çok görüyor sevgili kardeşlerim demişti. Gerçekten de altına imza atılacak bir konuşma. Ancak bugün aynı hesabı yapınca ki yaklaşık 20 senelik bir tek başına iktidarın arkasından geldiğimiz noktada yaptığımız hesapta ne görüyoruz? 5 kişilik aile günde 3 öğün sadece kişi başına bir tane simit yediği zaman aylık maliyet 1575 lira. Günde öğün başına bir kişi sadece de bir bardak çay ise aylık çay maliyeti de hemen hemen 900 lira yapıyor ve toplamda 2475 lira oluyor. 5 kişilik bir aile, eşi çalışmayan bir baba, asgari ücreti net 3013 lira. Böylece 2475 liralık maliyet çıktığında kişi başına günde 3 lira 15 kuruşluk bir de harçlık kalıyor. Yani her öğünde bir çay, bir simit, bir de ailede her bir fert başına günde 3 lira 15 kuruşluk bir harçlık. Ne bunun kömürü var, ne doğalgazı var, ne elektriği var, ne ev kirası var, ne giyim kuşamı var. Ne temizlik malzemesi var, sabunu var, şampuanı var, çocuğun okul masrafı hiçbir şey yok. Bunların hepsine kişi başına günde 3 lira 15 kuruşluk bir harçlık kalıyor. Dolayısıyla burada söyleyeceğimiz elbette ki şu andaki durumun çok sık eleştirdikleri eski Türkiye'den çok da farklı olmadığının bir göstergesidir.